Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Karadeniz Teknik Üniversitesi televizyon ve radyolarından hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Katü'den Sağlık programında değerli bir konuğumuz ile birlikteyiz ve kendileriyle hematolojik hastalıklara güncel bakış üzerine konuşacağız. Hematoloji alanının önce isimlerinden Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Sönmez. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk diyorum. Hocam öncelikle kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Evet. Ben 1988 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Daha sonra gerek dahili ihtisasımı, gerekse hematoloji ihtisasımı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne tamamladım. Bu arada çeşitli yerlerde mecbur hizmet görevinde bulundum. Ve nihayet olarak da 2005 yılından itibaren de kalıcı olarak tekrar Tıp Fakültesi'ne geri döndüm. Bu tarihten bu yana da hematoloji bilim dalında çalışıyorum. Teşekkür ederiz hocam. Peki hocam hematoloji kliniğinizi biraz anlatabilir misiniz? Bölgedeki diğer kliniklerden farkınız nedir Tabii. acaba? Hematoloji kliniği bu bölgede kurulan ilk kliniktir. Yaklaşık 2001 yılında. Ben o zaman yağ lisesi yapıyordum. 2001 yılında kuruldu ve aslında 20 yıllık bir maziye sahip. Ve bu bölge, bu bizim kliniğimizde diğer bölgedeki olmayan bazı üniteler vardır. Mesela bunlardan bir tanesi kemikliği nakil ünitesi. Bu bölgede ilk kurulan kemikliği nakil ünitesidir. Samsun'da dahi yoktu. Erzurum'da yoktu. Tek kişiydik. Ve o zamanlarda 3 yatak sahte görüyorduk. Şimdi yatak sayımız 7'ye çıktı. Ve üniteyi genişlettik. Aynı zamanda yine bu bölgenin tek ünitesi olan terapötik terez ünitemiz vardır. Çeşitli hastalıklarda kullanırdım. Eğer gerekirse bunu sonrasında cevabını veririm. Hangi hastalıklarda nasıl yapacağımızı. Onun haricinde bir de laboratuvarımız var bizim ki doku tipli laboratuvarımız var bize bağlı. Bütün bu nakillerden, böbrek naklinde, karaciğer naklinde, işte kemik naklinde kullandığımız doku tiplemelerin yapıldığı bir laboratuvarımız var. O da bölgede tektir. Bizden sonra Samsun'a çıkan. Onun yanında işte teşhis laboratuvarlarımız var. Hematoloji laboratuvarı kendimize ait ve ünite olarak devam ettiriyoruz. Dolayısıyla da aslında ünitemiz şu anda bir referans merkezi. Bölgedeki bütün hastaların teyitleri ve laboratuvar tahlilleri için bize gelen bir yer. Dolayısıyla da hasta hizmeti verdiğimiz gibi konsültasyon hizmeti de veriyoruz. Bu da yetmiyor. Yurt dışından da bize bunun için konsültasyon geliyor. Özellikle de komşu ülkelerden. İşte Gürcistan orada, Azerbaycan, işte Kırgızistan, Türkmenistan gibi, İran gibi ülkelerden bize konsültasyon için hastalar geliyor. Oradaki yapılmayan tetkikleri yapmak için. Yani aslında sadece Doğu Karadeniz'in değil, aslında çevre ülkelerinde ihtiyaçlarını karşılıyor bu anlamda kesinlikle. Klinik. Zaten bundan sonraki projemizde bunu biraz daha ileri getirip bir bölgenin işte Türk Devleti'nin koşulları içeren bir referans hastanesi yapmak olacak. İnşallah. Hocam peki hematolojik hastalıkları tanımlar mısınız? Ne aklımıza gelmeli hematoloji denildiğinde? Hematoloji denildiğinde aslında tıp aklınıza gelmeli. Çünkü biz kanla ilgileniyoruz. Hematoloji ne demek? Kan bilimi demek. Yani kan hastalıklarına bakıyoruz. Aslında bütün organlar bakarsanız kanla besleniyor. Ben hep söylerim öğrencilerime de anahtar bizdedir. Biz olmadan hiçbir organın fonksiyonu olmaz. Yapacak bir şey yok. tabii bizim kendi içimizde de bir takım hastalıklarımız var. Bir grubu selim hastalıktır. Bunları çok duyuyorsunuz aslında. Nedir? Şimdi bakıldığı zaman kanın temel bileşenlerine bakarsanız bir hep derler böyle kırmızı küre ya da kırmızı kan hücresi. Biz buna eritrosit diyoruz. Ne yapacak? Dokular oksijen taşıyan. Diğer tarafta ise pıhtılaşmayı sağlayan bir grubumuz var. Bir tarafta da enfeksiyondan koruyan hücre, savunma hücrelerimiz var. Böyle bir total yapı içindeyiz. Düşünün, enfeksiyonu biz koruyoruz. Dokuyu oksijeni biz götürüyoruz. Ve doku bütünlüğü bozulduğu zaman da kanama olmasın diye pıhtılaşmayı sağlıyoruz. Aslında biz kan hastalıklarının ya da kan bileşenlerinin hep içindeyiz günlük yaşantımızda. Bir yerimiz kesildiği zaman hemen dokunuyoruz, değil mi? Bastırıyoruz, kanamayı durduruyoruz. Ya da bir yeri çarptığımız zaman aslında o sistem devreye giriyor ama karşılığı ne? Bir pardon diyoruz. İşte böyle bakıldığı zaman da bu selim hastalıklarda özellikle anemiler mesela. O kansızlık dediğimiz kırmızı kan hücresinin azalması anemi. Hepimiz biliyoruz değil mi? Anemi diyoruz. Anlatmak istediğimiz ne aslında? Dokuya giden oksijen miktarı azalıyor. Bunların çeşitleri var. Ama anemi mesela bir hastalık değildir. Bir sonuçtur. Bunun altındaki sebepler bakılır. Yine aynı şekilde enfeksiyona yol açan bir takım hastalıklara gelişiyoruz. İşte o hücreler azalıyor. Aynı zamanda da kanama ya da tromboz dediğimiz tablo oluşuyor. Yani bir tarafta kanama hastalıkları gelişebiliyor, bir tarafta da pıhtılaşma hastalıkları. Yani iki ucu bir tarafta.
Yani pıhtılaşma ne yapacak? Organ fonksiyonu bozacak. E kanama da o zaman da kan kaybına yol açacak. İşte böyle karmaşık bir tablo içinde biz iş çözümlemeye çalışıyoruz. Ama kolay mıdır? Çok kolaydır. Çünkü biz selim hastalıklardaki tedavi oranlarımız çok yüksektir. Bunlardan hasta mümkün olduğunca kaybetmeyiz. Bir tarafta da malign tarafımız var. O biraz daha karışık bir konudur. Çünkü bunlara bakarsanız temel olarak işte hep diyorsunuz lösemi, işte lenfoma, miyeloma ya da diğer bir takım malign hastalıklarımız. Dominan bunlar. Ama her yerde var kan ve her yerde de lenfoid yapılar var. Dalak, karaciğer, işte lenf bezleri, tonsil bile bir lenfoid yapıdır. Bundan hastalıklarla uğraşıyoruz. Fakat bizim onkolojiden bir farkımız var. Biz tedaviyle bundan sonraki yaşantısında bu hastalıkla karşılaşmasını istemiyoruz artık. Kürden bahsediyoruz. Bundan sonra artık bu hastalar kür olsun. Örneğin lenfomayı tedavi ettiğimizde bir grubunu diyoruz ki artık bundan sonra bu hastalıkla karşılaşmayacaksınız. Ve tam remisyon diyoruz. Ama bazen de daha yavaş seyirli hastalıklar oluyor. Onları takip ediyoruz mesela. Bunları duyacaksınız mesela. Diyecekler ki ben kan kanseriyim ama bana ilaç vermiyorlar. Evet, budur. Yani diyoruz ki o zaman bu çok yavaş seyirlidir. Bunlar zaman içinde tedavi gerektirecek. Ama bazen de diyecekler ki ben kan kanseriyim. Bir hapla beni tedavi ediyorlar. Tansiyon hapı gibi. Ya da ben kan kanseriyim. Tedavi verdiler. Bana kemik iliği nakli yaptılar. Şu anda sağlıklıyım diyeceksiniz. Ve veya yaşlı hastalarda bazı kanser hastalarını göreceksiniz. Hematolojik kanserleri. Ben ayaktan tedavi alıyorum. Kemoterapi almıyorum diyecek. Bu tür tarafa doğru. İşte hematolojinin geleceği bunun için çok parlaktır. Çünkü bizim kök hücremiz var. O da nerede? Kemik iliğinde. Kemik iliğinde kök hücre olduğu sürece biz korkmayız. Hocam, konuşurken birden fazla böyle bizim de anlamak istediğimiz terimler kullandınız. Kemik iliği, afoniz, kök hücre gibi. Acaba bunları tanımlar mısınız bizim için de daha açıklayıcı Şimdi, olsun? İsterseniz önce kök hücreyi söyleyeyim. Kök hücresi aslında bizim hayatımızı oluşturan, bütün olayları yapan bir hücre. Ana hücre, kraliçe hücre. Özellikleri vardır. Bir, gerektiği zaman çoğalmaya başlar. Ama çoğalırken kendini yedekler. Ne demek bu? Bir sonraki nesile devam edeyim diye. Sonra ne olur? Farklılaşmaya başlar. Ve çok önemli bir özelliği vardır. Başka bir kişiye verdiğiniz zaman orada fonksiyon görür. İşte kemik iliği naklinin temelinde bu oluşturur. Kök hücreyi veriyoruz. Ve ondan sonra eğer onu başka bir doku içinde verirseniz onu da dönebilir. Buna plastisite kavramı diyorlar. Yani farklı bir hücreyi de yenileyebiliyor. Sadece kemik iliğinden hücre yapmıyor. Aynı zamanda örneğin bir yaranızı da iyileştirebiliyor. İşte biz o kök hücreyi alıyoruz. Hastaların tedavisine kullanıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Kemik iliği nakli diyorsunuz mesela. Kemik iliği nakli insanın böyle kulağına tuhaf geliyor. Yani benden kemik iliğini alacaklar, başkasına verecekler. Eziyetli bir kavram. Öyle bir şey yok. Bizim anlattığımız şudur. Deriz ki kemik iliği nakilleri biz ikiye ayırırız. Bir kendinden kendinedir. Kendi kök hücresini alır, kendisine veririz. Bir de başkasından, yani kardeşten ya da yakın akrabadan veya üçüncü bir kişiden aldığımız. Bu şudur. Diyoruz ki ben örneğin A hastalığı oldum. Kendi hücremini yapamam. Çünkü niye? Kendi hücremde ne var? Lösemi var. Eğer kendi hücremi verirsem ne olacak? Gene lösemi gelişecek. Ya da onların belli gruplarında yapabilirim. Ya da ne bileyim ailesel bir hastalığım var. Ne diyelim işte çocukluk hastalığı var. Veya erişkinde tam bir kemik iliği yetmezliğine girmiş. Artık oradan hücre toplayamıyorsunuz. Bunlar da o zaman ne diyoruz? Kardeşlerden, akraba içinden, akraba dışından ve veya üçüncü bir kişiden ne yapıyoruz? Hücre arıyoruz. İşte az evvel söylediğimiz doku tipleme laboratuvarlarında bakıyoruz buna. Dokular uygun mu diye. Eğer uygun ise bunlardan kök hücre alıp nakil yapıyoruz. Peki, o zaman şunu sorabilirsin bana. Niye kendinden kendine nakil yapıyorsun? Bunun manası ne? Yani eğer zaten hastalık varsa... Varsa buradan olacak. Ne olacak? Tabii yani. Buradaki anlatmak istediğimiz şudur. Bir hastalığınız var ve bu hastalığınız kemoterapiye hassas. Ona yanıt veriyor. Ama kemoterapinin dozunu artırdığınız zaman ne olacak? Kemoterapi
hızlı çoğalan hücreleri öldürür. Hani saç dökülüyor diyorlar ya, en büyük hastaların ya da vatandaşların gördüğü en önemli özellik ne? Saçın dökülmesi. Saç dökülmesi. Ne diyorlar? Aha, sen kanser tedavisi alıyorsun diyorlar. Peki, biz ne yapıyoruz o zaman? Bu ilacın dozunu artırırsak da ne olacak? Hastalık ortadan kalkacak. Ne yapıyoruz? Bu hastaların kök hücrelerini topluyoruz. Ondan sonra yüksek doz ilaca çıkıyoruz ve hastalığı ortadan kaldırıyoruz. Sonra tekrar kendi kök hücresini veriyoruz ve o kök hücre çalışmaya başlıyor. İşte aslında bizim anlattığımız orada şu. Bir nakil ama ne demek bu? Kök hücre destekli yüksek doz tedavi demek. Yüksek doz tedaviden fayda görerek hastayı kurtarıyoruz. Diğer tarafta ise yani allojenik nakil dediğimiz, kardeşlerden ya da ne bileyim üçüncü kişilerden yaptığımız nakil ise o şu. O hastanın ne var? Kemik iliği hasta. Oradan biz hücre toplayamayız. O zaman ne yapıyoruz? İkinci bir kişiden kök hücresini alıyoruz. Ve kişiye ne veriyoruz? Yüksek doz kemoterapi veriyoruz. Aldığımız iliğin oraya yerleşmesini sağlıyoruz. Çünkü eğer orada bir kemik iliğinde hücre var ise bizim dışarıdan verdiğimiz kök hücre oraya yerleşemez. Onu sıfırlıyoruz ve oraya yerleştiriyoruz. Ondan sonra o ne yapacak? Orada çoğalmaya başlıyor. Çoğalmaya başladığı zaman da tabii ki hiçbir uyum %100 olmaz. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Karşı taraftan gelen immün sistem hücrelerinin geride kalan lösemi hücrelerini yok etmesi lazım. Yani kötü hücreleri yok etmesi lazım. O zaman ne diyoruz işte? İmmün sistem devreye girsin diyoruz. O çağıldığı zaman immün sistem devreye girecek. Hiçbir zaman ikizler hariç doku uyumları %100 değildir. Muhakkak içinde tanımadık yolları vardır. Ama bunların tek istisnası tek yumurta ikizidir. Onun haricinde ne kadar beraber olursa olsun muhakkak bir ayrıcalık vardır. İşte o farkı görür ve oradaki kök hücreden çıkan immün hücreler gelir o alıcıdaki kötü hücreleri, kanser hücrelerini yok eder. Yani aslında allojenin kemik iliği bir bakıma nedir? Bir immünolojik olarak devam eden süreçtir. Yani sadece bir kemoterapi etkisi değildir. Bunların çeşitleri vardır. Dersiniz ki kardeşten tam uyumlu yapabilirsiniz. İkinci grup dediğimiz yani akraba dışından tam uyumlu. Ama bir de şunu yapabilirsiniz. Yarı nakil, hablo identik deriz. Yani anneden çocuklara ne olacak? Anne, baba. Çocuk ne yapacak? Yarısını anneden alıyor, yarısını babadan alıyor. Öyleyse %50 nakille mesela %50 uyumla ne yaparsın? Buna biz hablo identik nakil diyoruz. Yani yarı nakil. Çünkü ne demiştim? Nakillerdeki ana amaç neydi? İmmün sistemin uyararak geri kalan hücreleri yıkmasıydı. Şimdi böyle desem biraz böyle panikleyeceksiniz. Düşünün. Biz hasta remisyona girdi dediğimiz zaman yani bir lösem hastası kontrol altına alındı dediğimiz zaman geride ne kadar hücre kalıyor biliyor musunuz? 10 çarpı 10 üzeri 9. Daha lösem hücresi var demek. Biz bunu indirsek 10 üzeri 6'ya indirebiliyoruz. Ne demek bu? Hala orada hücre var. Yani kemoterapilerle bu kadar indirebiliyorsun. Gerisi nereye geliyor? Gerisi immün sistemin aktivasyonuna geliyor. Eğer kişi kendine iyi bakarsa, direnci yerine gelirse, enfeksiyon kapmazsa, işte gıdasına, istirahatine dikkat ederse, immün sistem aktif olursa kendi kendine bunu yeniyor. Ama bazılarında çok dirençli oluyor. O zaman ne yapıyoruz? İşte diyoruz ki nakil yaptığımızda karşı tarafın sağlam hücreler onu oradan aldı. Böyle zor işlerdir. Ama başarısı yüksektir. Yani nakil evet son bir tedavidir. Ama şu andaki nakil başarılarımızı merak ediyorsun onu da söyleyeyim. Yani biz şu anda hiç abartısız yani iki hastanın birini tam kurtarıyoruz. Geri kalan o diğerinde nakilden sonraki tedavilerle %20-30 onu kurtarıyoruz. Bu ne demektir? Demek ki kabaca 4 hastanın 3'ünde mücadelemiz kazanıyoruz. Tam kurtarıyoruz dediğiniz hocam yani bir daha hastalığa yakalanma ihtimali kalmıyor. Yani yakalansa bile relaps oluyor. Yani tekrar gösteriyor. Onlarda da ikinci tedavileri veriyoruz. Gayet başarılı o zaman. Gayet başarılı. Önceden bunların hiçbir şansı yoktu. Yani bu konuşmamızı biz sizinle 30 sene önce yapsaydık aynı şeyleri söylemeyecektik. Şu an %92 oranında bir başarı var diye biliyorum hocam. Bu LÖSEV temsilcisiyim aynı zamanda.
Oradan aklımda kalan bir bilgi bu. Pediatri hastalarında, pediatrik çağdaki farklı tabii. Onlarda daha fazla. Erişkinler biliyorsun, yaşlanma kötü bir şeydir. Yani yenilenme bozulur. Çocuklarda daha tabii ki taze dokular ve hızlı üretim var. Yaşlandıkça ne olacak? İster istemez kemik iliğinde yağlanma başlar. Ne yaparsanız yapın. Ve onarım eskisi kadar kolay olmaz. Biz bütün bunlara rağmen başarımızı dünya genelinde söylüyorum. Tabii biz de onun temsilcisi olarak burada da aynı şeyleri söylüyorum. Diyorum ki evet artık tedavi olabilir ve hastalıktan kurtulabilir hale geldik. Şimdi bunu niye söyledin diyeceksin. Bakın herhangi bir kanser hastasında insanların bakışı nedir? Bu hastalık nasıl olsa bir müddet sonra işte belli bir süre yaşayacak ve kaybedeceğiz. Ama hematolojiye gelen hastalarda artık bu soru kalktı. Daha fazla umutlular. Evet. Nasıl kurtulacağız diye düşünüyorlar artık. Soru bize bu. Bundan nasıl kurtulabiliriz? Tam remisyona girebiliriz. Peki süreç ne kadar hocam? Tedavi süreci. Kişiden kişiye değişiyor mu? Nakil için mi? Genel olarak genel mı? Genel olarak. Şimdi hastalıktan hastalığa değişiyor. Hastalık. Her hastalığın farklı süreci var. Yani bazıları uzun dönem kullanıyoruz. Bazılarını daha kısa dönem kullanıyoruz. Ama istersen şeyi konuş söyleyeyim size. Hep nakil diyorum da bu bağışçı konusunu söyleyeyim. Evet. Yani biz aslında bir hayat kurtarabilir miyiz? Bir kan bağışı gibi mi? Evet, ilik nakli. Değil mi? Konusu. Evet, bakın ben size şunu da söyleyeyim. Aslında ilik nakli çok kolay bir şey. Bir kan verme gibi olabilir. Gidiyorsunuz, kanınızı veriyorsunuz. Biz dokulara bakıyoruz. Doku uyumu içinde eşleştirme yapıyoruz. Eşleştirme yapıldığı anda evet diyor, seninki tuttuysa biz sizinle hiç akraba olmayabiliriz. Burada beraberiz. Bakarız dokularımız aynı olur. Siz de gidiyorsunuz. Biz onu bir cihaza bağlıyoruz. Buradan bir damar yolu açıyoruz ya da iki damarını. Bazen de açmıyoruz çünkü eğer damarlar uygunsa bir buradan bir burada iki tane damara bağlanıyor ve o bir makineye bağlıyoruz onu. Yaklaşık bir saat içinde o makinede sizin sadece ve sadece kök hücrelerini alıyoruz. Kanınızı almıyoruz. Makine onu seçiyor. Onları topluyoruz ve donöre veriyoruz. Şu anda Türkiye'de Türk kök kuruldu. Bu yurt dışıyla artık mücadelede bir pozisyona geldi. Biz eğer kardeş donörü bulamıyorsak Türk kökten iki hastamızdan birine muhakkak yurt içinden donör buluyoruz. Çok iyi bir oran. Yani şöyle söyleyeyim. Donör bulamadığımız zamandaki nakit sayılarımız Türk kökle birlikte ikincisine çıktı. Bir de buna yarım nakit eklenince nakit sayısı Türkiye'de şu anda yaklaşık 5000 civarında oluyor. İyi bir rakam. Nakil deyince böyle acılı bir süreç akla geliyor. Hiç acılı ama bir süreç. Hiç öyle hiç. Değil düşündüğümüz. Yaptığımız tek şey şu. Uyarı veriyoruz. Bir iğne yapıyoruz. 4 gün boyunca. Sizin kök hücrenizi dışarı atıyoruz. Damarda dolaşıyor. Ve onları topluyoruz. Sadece kök hücreyi topluyoruz. Ne kadar kan alıyoruz biliyor musunuz? 100 cc. Çok iyi. 100 cc. Bütün kanınız bu kadar. Umarım bundan sonra kemik iliği noktasında merak edilen soruları vallahi ben size söyleyeyim. Bölgemizde inanılmaz bir genç nüfus buna talep ediyor. Biz ayda yaklaşık 5 ya da 6 hastadan hücre toplayıp il dışına gönderiyoruz. Kendimizin haricinde. Yani buradan mesela dün nereye gitti? Antalya'daydı. 2 gün önce İzmir'e gönderdik. Her tarafa buradan hücre gönderiyoruz. Onlar da bize gönderiyor. Gelecekteki tedavi hedeflerinden bahsetmiştiniz hocam. Artık tam anlamıyla tedavi kürlerden daha doğrusu. Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Şimdi şöyle, tıp artık farklı bir yola doğru kaydı. Bunu iyi tartışmak gerekiyor. Kemoterapi. Kemoterapi nedir? Selektif değildir. Her hızlı çoğalan hücreyi öldürür. Yani az evvel söylediğim gibi niye saç dökülüyor? Ben kemoterapi verirken ne istiyorum? Hastalık düzelsin istiyorum. Benim saçım niye dökülsün? Demek ki ben seçici olmadan bir tedavi veriyorum. Bunun manası şudur. Hızlı çoğalan her hücreyi öldürürüm demektir. Oysa ki artık günümüzde bunlar bitiyor. Hedefe yönelik. Hedef ne? Sadece hastalığa yönelik. Diyorum ki sadece hasta hücreyi etkilesin. Başka hiçbir şey etkilemesin. İşte bu tedaviler geldi. Bakın ben size söyleyeyim.
yaklaşık 25-30 yıl önce. Akut lösemi ne demek bu? Ölümcül, hızlı seyirli bir hastalık. Hiç kemoterapisi düzelce aklımıza gelir miydi? 30 yıl önce yüksek doz A vitaminiyle lösemi tedavisi oldu. Hastanın löseminin bir grubunda. Ne demek bu? Yaklaşık %15'inde. Kabaca bakarsan 10 lösemi hastasının 1,5-2'si, yani kabaca ikisini sadece yüksek doz A vitamini tedavi ediyorsunuz. Kemoterapisiz. Evet. Ondan sonra ne oldu bakın? Bizim kronik miyelositer lösemide bir hastalığımız vardır. Bu ne demek? Kan hücreleri çoğalıyor. Ve aşırı çoğalıyor. Dalak büyüyor. İşte onun yanında bir takım semptomlar oluşuyor. Bakın neyi buldular? 1950'li yıllarda bunu yapan kromozom anomalisini buldular. Ve o bulan kadıncağız Philadelphia'da yaşadığı için adına da Philadelphia kromozom dediler. Trabzon'da yaşasaydı belki de Trabzon kromozom olacaktı. Bilemiyoruz yani. Ve o bir kromozom arasında bir değiş tokuş oldu. Yani 9. kromozomla 22. kromozom arasında bir yapı değişti. 2000 yılında Times'ın 2001'de çıkması lazım. Times'taki makalenin başlığı. Times'a baş haber olarak geçti. Kansere karşı yeni bir mermi çıktı diyor. Sadece hedef vuruyor. Ne yaptılar? O gen değişiminden oluşan bir proteine bağlanacak olan, enerjisini verecek olan noktaya bir molekül geliştirdiler. Adını imatinib dediler. Onu verdiler. Bütün hastalık durdu. Bakın, yaklaşık 10 yıllık sonuçlarını yazdılar. 10 yılda nereye geldi biliyor musunuz? Hasta yaşıtlarıyla benzer yaşadı. Hastalık dışı ölümleri de çıkartırsanız, çünkü yaşlandıkça insanlar başka sebeplerden ölebilir. Başarı oranı %92'ye çıktı. Bunun kabaca karşılığı ne? Aslında neredeyse %100'e yakın bir yanıt. Bakın tek ilaçta. Bir tek hap, tansiyon hapı gibi aldı. Aslında tedavi süreci de çok, kemoterapiyle birlikte ilerleyen tedavi süreci çok yorucu, hasta için tabii, sosyal hayatını etkileyen bir süreç. Ama şu an söylediklerinizle aslında sanki bir hastalığı yokmuşçasına ya da tabii, ölümcül bir hastalıkla mücadele etmiyormuşçasına bir tedavi sürecinden tabii, bahsediyorsunuz. Yani düşünün, yani bir ilaç veriyorsunuz, tansiyon hapı gibi, günde bir kez alıyor. Mesela onun tarihinde antikorlar çıktı, dediler ki hücrenin yüzeyine bir, her hücrenin bir tanımlayıcısı vardır. Ona bağlanan bir hücre çıkarttılar. Bakın, lenfomalar tedavi iyi yanıt veren hücrelerdi. Nedir? İyi yanıt veren tümör grubundandı. Lenfomalar denildiği zaman tedavi olabilir diye herkes bunu bilirdi. Bunun hücre üzerine bağlayan bir antikor çıkarttılar. Bir yapı. Orada bir tanıtıcı özelliği var. Gelip ona bağlattılar. %50 civarında olan kemoterapi başarısı, bunu eklediğiniz zaman %65-70'lere çıktı. Birden bir hastalık kurtulmaya başladı. Hatta biraz daha ileri gittiler. Buna ne eklediler biliyor musunuz? Dediler ki savunma sistemi hücresini, yani az evvel söyledim ya, immün hücreyi buna bağladılar. Tümöre immün hücreyi saldırttılar. Yani yan yana getirdiler. İkisini yan yana getirdiler ve dediler ki beraber olun. Bunu yapıldı. Sonra ne oldu? O hücrenin içindeki sinyal yolakları, yani hücreyi bıraktılar dışını, bu sefer içine yöneldiler. İçerideki sinyal yolaklarını blok edecek ilaçlar başladı. Eskiden tedavi edemediğimiz, beklediğimiz hastalıklara şimdi bir tek hap veriyoruz. O bu sinyal yolağı blok olduğu zaman sadece hücre ölüyor. Ama hangi hücre ölüyor? Kanserli hücre ölüyor. Ve kanserli hücre, dikkat edin, parçalanarak ölmüyor. Normal olduğu gibi enerjisi biterek yıkılıyor ve onu temizliyor vücut. Küçülerek parçalanmıyor. Evet, küçülerek ölüyor. Buralara geldik. O zaman şunu diyebilir miyiz hocam? Gelecekte artık kemoterapisiz, sadece bu tarz kürlerle ve ilaçlarla tedavi mümkün. Giderek, çünkü başarı oranı artıyor. Yani kemoterapisiz tedaviler hazır olun diyoruz. Bu çok önemli bir unsurdur. Çok ve güzel. Gelecek buna odaklanmalıdır. Çünkü hiçbirimiz, bakın hiçbirimiz durup dururken kemoterapi almak istemeyiz. Çünkü eğer ben bir hücreyi öldüreceğim diye her tarafımı yok edersem
onun hasarları ne yapar? Toksite yaratır. Yani bir yeri tedavi ederken aslında diğer tarafı yıkıyoruz. Yıkıyoruz kemoterapi. Kemoterapi insanı biraz da yaşlandırır. Çünkü kullanılmış olursunuz. Yorucu bir süreç. Yorucu bir süreç. Hocam, lösemiden bahsettiniz. Lösemiyi biraz tanımlar mısınız? Belirtileri nelerdir? Özellikle çocuklarda seyreden... Şimdi, lösemi tabii çok genel bir tabir. İstersen şöyle ayarlayalım. Diyelim ki bir tanesi akut lösemi. Akutun manası şudur. Birdenbire ortaya çıkar. Ve hızlı bir seyir gösterir. Ne yapacak? Öncelikle kemik iliği tutulur. Kemik iliği tutulduğu zaman, hatırlayalım, konuşmamın başında dedim, orada hücreler var. Hemen kan hücreleri dediğimiz hücreler azalmaya başlar. Beyaz küre, kırmızı küre ve o pıhtılaşmayı sağlayan trombosit dediğimiz küçük pulcuklar azalmaya başlar. Karşımıza ne çıkar? Kansızlığa bağlı semptomlar çıkar. Halsizlik, yorgunluk, işte nefes darlığı, çarpıntı gibi. Ne çıkar? Trombosit dediğimiz o kanamayı durdurucu pulcuklar azaldığı zaman kolay morarmalar, kanamalar başlar. Hani o resimlerde görüyorsunuz ya burun kanamalarını. Onlar oluşmaya başlar. Sonra ne çıkacak? Enfeksiyonla meyil artacak. Çünkü o enfeksiyonu sağlayan hücrelerimiz azalmaya başladı. Bir bakarsınız ki manasız enfeksiyon. Der ki grip oldum bir türlü geçmiyor. Ondan sonra ne olacak? O diğer organlarda birikme yapmaya başlar. İşte dalakta, lenf notlarında. Bunlar ortaya çıkmaya başlar. Bakın akut lösemi hızlı seyridir. Buna karşı bir de kroniği var bunun. Kronikler daha yavaş seyredir. Onlar ne olur? Başlar yaklaşık 2-3 yıllık bir asemptomatik periyodu vardır. Semptomsuzdur. Ondan sonra semptom çıkmaya başlar, sonra aktif hale gelir. Yani bazıları tesadüfi tanıdır. Rutin tetkik esnasında bakarlar ki kan değeri yüksek, beyaz küresi yüksek. Aa derler, bu lösemi olmasın. Bazen de şunu göreceksiniz. Biz deriz ki mesela, şu anda senin tedavi ihtiyacın yok. Elinde bir kağıt vardır. Deriz ki senin hastalığın şu. Ama hızlı seyirli değildir bu deriz. Evet sen lösemisin ama tedavi etmeyeceğiz. 2-3 ayda bir kontrole gelirler. Herkes şaşırır böyle. Bana kan kanseri dediler ama tedavi etmiyorsunuz. Nasıl oluyormuş? İşte bu gruplarda vardır. Halkın yani lösemi denildiği zaman hep şöyle kötücül akla geliyor. Bugün yarın öleceğiz. Hayır. Lösemilerin alt grupları vardır. Belli grupları evet. Ama bu alt grupları değişkendir. Şimdi en çok tabii göze batan işte bu az evvel dediniz ya işte lösemili çocuklar. Lösemili çocuklar tabii ki erken dönem lösemiler. Ama şansları vardır. Onlardaki tedavi başarıları %90'dır. Niçin? Çünkü kromozom değişiklikleri onlarda erişkindeki kadar kötücül değildir. Erişinde gelişen kromozom değişiklikleri kötücül tabloya sokar. Niye? Çünkü kromozomlar zaman içinde çeşitli faktörlerin etkisiyle değişikliğe uğruyor. Ve bu da neyi getiriyor size? Daha agresif, daha kötü seyirli hastalığı getiriyor. Çocuklukta ise genellikle onlardaki kromozomlarda fazlalık olduğu için ve onlar da ne yapacak? Tedavileri, kemoterapileri çok rahat atlatırlar. Yani yetişkinlere oranla daha başarılı tabii, bir tedavi. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Çocuklara alınan kemoterapi bizim yetişkinlere verdiğimizden daha fazla. Doz olarak. Biz o kadar veremiyoruz çünkü toksiteye giriyor. Yani kemik iliği yetmezliğine giriyor. Onlar da mesela tedavi yüksek olduğu için de başarı oranları yüksek oluyor. İnsanlar korkmasınlar burada, merak etmesinler. Güzel haberler veriyorsunuz hocam. Hocam hep kök hücreden bahsettik. Bu kök hücrenin bu tarz hastalıklarda sanıyorum çok önemli bir yeri var. Biraz bize tanımlayabilir misiniz? Şimdi tabii o zaman bir hedef değiştirelim istersen sen de. Acaba kanserin kök hücresi var mı? Değil mi? Aslında her şeyin bir kök hücresi vardır. Kanserin de bir kök hücresi var. Nasıl ki karaciğerin bir kök hücresi var, işte ne bileyim dalağın bir kök hücresi var, kanserin de kök hücresi vardır. Öyleyse onu yenecek olan ne olabilir? Sağlam bir kök hücre olabilir. Yani siz kanser kök hücresini yenmek için ya kanser kök hücresini öldüreceksiniz ya da onu yok edip yenisini yapacaksınız. Doğru mu? Doğru. İşte hep söylüyoruz ya yeni nesiller, yeni jenerasyonlar bunu nasıl etkiliyor? İşte böyle etkiliyor. Kök hücrenin kavramını lütfen şöyle aklınızda bulunsun. Kötücül de olur, iyicil de olur. Her insanın kötüsü iyisi olduğu gibi hücrelerinde kötüsü iyisi vardır.
Ama kök hücreler eğer sağlam ise hayat kurtarır. Başka bir şey daha söyleyeyim hadi. Konu açılmışken birazcık sosyal konuşalım. Hani diyorlar ya, kök hücre tedavileri olduk. İşte yok efendim, eklem ağrıları için olduk, cilt için olduk, şunun için de bunun için. Orada anlatılan ne? Aslında alınan kök hücre ne yapıyor? Sadece bakın, örneğin kemik iliğinden bir kök hücreyi alın. Bundan cildi güzelleştirebilir misiniz? Çünkü o kök hücre plastiste dediğimiz oradaki yapıyı taklit edebiliyor. Ona dönebiliyor. Yani kök hücrenin böyle bir huyu da vardır. Bulunduğu yere. Aslında belki de biz onlarca kez bunları günlük hayatımızda da görüyoruz. Mesela kocaman bir yara açılıyor. Değil mi? İyileşmez deniliyor. Ama bir müddet sonra iyileşiyor. Demek oraya da o kanlandığı zaman, kan gittiği zaman giden kök hücreler orayı iyileştiriyor. Ama aynı şey kansız olduğu zaman oraya nekroz dediğimiz kan gitmediği zaman o yarayı iyileştiremiyorsunuz. Kan giderse ortadan kaldırabiliyorsunuz. Demek ki kök hücre orada bile işe yarıyor. Önemli bir şeydir. Gözünüzü bile açar, merak etmeyin. Hocam, bir de kendime merak ettiği bir soruyu sormak istiyorum. Kemik iliği naklinden bahsetmiştik. Bu bir kere mi yapılıyor yoksa birden fazla kere nakil yapmak mümkün mü? Tabii. Yani bağış yapmak mümkün mü? Ha, bağış için mi soruyorsun? Bakın, şöyle söyleyeyim. Kök hücre bağışçısı, dediğim gibi kök hücre bağışçısına bir zarar veren hadise değildir. Yani bağış yapmak vericiye zarar vermez. Dolayısıyla da eğer verebiliyorsa mükerrer bağış yapılabilir. Bildiğin kan bağışından daha kolay bir şeydir. Kan bağışında bakın ne yapıyorsunuz? Yaklaşık sizden 450 cc kan alıyor. Biz sizden 100 cc alıyoruz. Tabii 1/4 oranında. Evet. Ama bir tek cihaza bağlıyoruz. Artık o cihazlarda çok modernize olduğu için sorun yaratmıyor. Peki bağış oranı nedir hocam bölgede? Yeterli mi? Şimdi şöyle. Genç nesilden çok umutluyuz. Onu söyleyeyim. Üniversite talebeleri özellikle buna çok duyarlı. Hele hele etrafında, arkadaşlarında böyle bir hastalık geçiren olursa hepsi bağışçı oluyor. Ve bunlar da bağış nerede yapıyoruz? Kızılay'a gidip bir kan veriyorlar. Hepsi bu kadar. İşte Trabzon'daki düşünün, Kızılay'a gidiyorsunuz. Ben kök hücre bağışçısı olacağım diyorsunuz. Kolunuzu uzatıyorsunuz, kanını veriyorsunuz ve o doku tiplemeleri için gidiyor. Biz de istediğimiz zaman kendi doku tipimiz hastamızın gönderiyoruz. Bunlar Ankara'da diyorlar ki uygun var ya da yok. Peki bağış sayısı artıyor mu, nasıl anlarız? Biz şöyle anlıyoruz. Önceden gönderdiğimiz 4 hastadan birinde uygun donör çıkıyordu. Şimdi artık ikisi de üçüne çıkmaya başladı. Ve 2-3 ayda bir bunu tekrar gönderiyoruz. Tekrar atıyoruz. 2-3 ay sonra tekrar yeni bir donör çıkıyor. Yeni bir bağışçıya uygun çıkıyor. Dolayısıyla da anlıyoruz ki sürekli bir bağış var. Peki biraz daha ileri gideyim. O da şu. Biz 2 sene önce Türk kökü hücre toplamaya başladığımızda Trabzon'dan ayda bir falan çıkıyordu. Şimdi dediğim gibi ayda 5-6, hatta bazı aylar 7-8'e kadar çıkıyor. Farkındalık oranı bu anlamda arttı diyebiliriz o zaman. Peki hocam, sizin eklemek istedikleriniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Yani konuşacak çok şey var. Ne isterseniz ben size söylerim ama şunu bilin. Benim mesajım şudur. Lütfen derim, her şeyi zamanında yapmak. Kan hastalıkları için de bu kural geçerlidir. Eğer zamanında tedavi olunursa başarı oranları çok yüksektir. Eğer gecikme başlarsa bu sefer komplikasyon dediğimiz ikinci organ problemleri çıkar. Dolayısıyla da korkmamak ve başarıyla bu işi yönetmek gerekiyor. Çok basittir. Mesela demir eksikliği anemisi. Hep duymuşsunuzdur. Bayanlarda çok sıktır. Düşünelim. Demir eksikliği anemisi bile çok önemli bir şeydir. Niçin? Çünkü organlara kan gitmiyor. Peki. Organlara kan gitmiyorsa başımıza gelecekleri düşünelim. Kalbe az kan gidecek. Ne olacak? Kalpte bir çalışma bozukluğu meydana gelecek. Çarpıntı olacak. İşte ne bileyim halsizlik, nefes alamayacak. İşte yorgunluk, halsizlik. Bir yere yürümeye başladığı zaman hemen nefes darlığı başlayacak. İki merdiven çıkamayacak. Peki aynı şeyler tüm organları bozmayacağını düşünüyorsunuz? Evet. Her tarafı etkileyecek. Dolayısıyla da hep diyorum erken tanı, erken tedavi. Peki hadi tanıdan da vazgeçtim. Tanıyı siz anlamadınız dediniz ama hiç olmazsa tedavi uyumu diyorum. Tedavi uyumu. Nedir? Bu işi başaracağım derseniz zaten başarıyorsunuz. Ama hayır,
karamsarlık dediğiniz zaman iş her zaman kötüdür. Ne dedim? İmmün sistem aktif olmalı. Kimlerde olur? Mutlu insanlarda olur. Öyleyse aslında mutlu olmak ve kararlı olmak, kendini korumak bu işin çözümüdür. Onun için mutsuz olmayın. Güzel bir mesaj verdiniz hocam. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Evet sayın seyircilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bugün sizlerle Katü'den Sağlık Programı'nda Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Sönmez ile hematolojik hastalıklara güncel bakış üzerine konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle esen kalın.